Evet sevgili öğrencilerim, şimdi ikinci Pisagor bağıntısının ikinci kısmıyla yine birlikteyiz. Size yine bu video çekiminde dört kelimeden oluşan bir şifre vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın, bizi izlemeye devam edin. Soru 19'a bakalım. Soru 19'da, şimdi öncelikle AB'nin 24 olduğu verilmiş, AB 24 olarak verilmiş. Efendim DB'de 25 olarak verilmiş. Hatırlayalım 24-25. Ne 24-25'ti? 7-24-25'ti. Bu büyük üçgeni ben dışarı çiziyorum. Büyük üçgeni dışarı çizdiğim zaman ne oluyor? Şurası 24 oluyor. 7-11 daha 18 oluyor. Benden ne istiyor? X istiyor. Ne yapıyorduk? 24 ile 18'in 24 ile 18'in efendim EBOB'larını buluyorduk. 24 ile 18'in EBOB'u 6'dır. Dolayısıyla 6'ya böldüğüm zaman burası ne yaptı? 4, burası ne yaptı? 3. Hatırlayalım. 3, 4 neydi? 5'ti. Demek ki burası nedir? 5'in katı olmak zorunda. Ben kaça bölmüştüm? 6'ya bölmüştüm. 5'i 6 ile çarpalım. Nedir? Cevap 30'dur. Evet, soru 20'ye bir bakalım. Soru 20'de diyor ki bir karınca önce batıya doğru, evet batıya doğru 40 santim, 40 metre, daha sonra kuzeye doğru 30 metre gitmiştir. Bu karıncanın harekete başladığı nokta ile gitmiş olduğu nokta, gitmiş olduğu son nokta arasındaki en kısa uzaklık nedir? Evet sevgili çocuklar, bizden ne istiyor? Şu uzunluğumuz istiyor. Evet. Şimdi dik üçgenimiz nedir? Dik üçgenimizi çizdiğimizde şu uzunluğumuz 30, bu uzunluğumuz 40. Evet, hatırlayalım. Bunu 10'a böldüğümüz zaman EBOB'u 10'dur. 10'a böldüğümüz zaman 3 yapar. 10'a böldüğümüz zaman 4 yapar. Demek ki şurası da 5'in katı olacak. 10'la çarpalım. Ne olur? 50 olmuş olur. Demek ki en kısa uzaklık kaç metreymiş? 50 metre olur. Doğru cevabımız. Şimdi bakalım, evet ne olmuş? Evet bir direk belli bir yerden kırılıyor. Evet. Şekildeki 18 metre uzunluğundaki bir direk yerden 5 metre yüksekliğinden direğin ucu yere değecek şekilde kırılmıştır. Buna göre direğin ucunun yere değdiği nokta ile direk arasındaki en kısa uzaklık kaç metredir diyor. Şimdi direğimizin toplam uzunluğu neymiş? Direğimizin toplam uzunluğu 18. 18'den 5 çıkarttım. Ne kaldı? 13 kaldı. Hatırlayalım. Özel üçgenimiz 5'imiz var. 13'ümüz var. Bir neyimiz eksik? Evet, 12'miz eksik. Kambersiz düğün olmaz. Evet, 12'mizi de buraya koyuyoruz. Ve cevabımız ne oluyor? 12 metre olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar, burada Pisagor bağıntısı kullanmaktansa, yani uzun uzun işlem yapmaktansa hemen ne yapıyoruz biz? Özel üçgenlerimizle bu işi tamamlıyoruz. Şimdi devam edelim. 22. sorumuz. Evet, bir faremiz var. Minicik bir fare, fındık faremiz. Pardon, tavşanmış o. Fareye benzettim, pardon. Bir tavşan önce batıya 15 metre. Batıya 15 metre. Tavşan da yavru tavşan herhalde. Daha sonra da kuzeye doğru 8 metre gitmiş. 8 metre. Benden ne diyor? 8 metre gitmiştir. Bu tavşanın harekete başladığı nokta ile gitmiş olduğu nokta arasında en kısa uzaklık istiyor. Yani sevgili çocuklar, şu uzunluğumuzu istiyor. Evet, hatırlayalım. 8 metre, 15 metre. 8, 15 ne olur? 17 olmuş olur. Evet, şifremi veriyorum. Birinci şifrem elini. Evet, birinci şifre elini. Bununla bir cümle tamamlayacağız. Birinci kelimemiz elini. Devam ediyoruz. Tabii hemen elini veren kolunu kaptırdı gibi muhabbetlere girmeyelim. Değil yani. Evet, 23. sorumuza bakalım. 23. sorumuzda bir efendim ne var? Direğimiz var. Şekildeki 32 metre aydınlatma lambası, sokak lambamız var. Şekildeki 32 metre uzunluğundaki sokak lambası yerden 7 metre yüksekliğinden kırılarak yere düşmüştür. Buna göre lambanın ucunun yere değdiği nokta ile lamba arasındaki en kısa uzaklık kaç metredir diyor. Şimdi lambamızın uzunluğu neymiş? 32. Şimdi 7 metre kırılmış. 32'den 7 çıkartalım. Ne kalır? 25. Evet. Hatırlayalım özel üçgenimizi. 7,
25. 25 en büyük uzunluk. 7, 24, 25 özel üçgenimiz vardı. Demek ki lambanın ucunun yere değdiği nokta ile lamba arasındaki en kısa uzaklık kaç metreymiş? 24 metre. Evet, cevabımız 24 metre olacak. Devam edelim. Şimdi baktık ki bir tane üçgenimiz var. ABC üçgeni. 10, 10, 16. Evet, hayda. Diyeceğiz ki burada dik üçgen yok. Ben bunu nasıl çözeceğim? Evet, hiç sorun değil. Dik üçgen yoksa biz oluşturacağız. Evet, dik üçgenimizi oluşturalım. Nasıl oluşturacağız peki? Hatırlayalım, ikizkenar üçgen. Yükseklik kavramında bunu öğrenmiştik. A'dan ben BC kenarına bir yükseklik indirdiğim zaman BC kenarını iki eşit parçaya böler. 8, 8 olur. Evet, şimdi 8, 10. Şimdi benden öncelikle soruda ne istemiş? Şekilde verilen ABC ikizkenar üçgenin BC kenarına ait yükseklik kaç birimdir demiş. Zaten size soruda tiyoyu vermiş. Yani demiş ki A'dan BC'ye bir yükseklik indirin demiş. Şimdi indirdik yüksekliğimizi. 8 ile 10'un baktık. Bu nedir? 2'dir. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 4. Baktım ki bu ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni. Ben kaça bölmüştüm? 2'ye bölmüştüm. O zaman bunu 2 ile çarpıyorum. Evet. Ne oluyor? Yüksekliğimiz 6, evet, birim oluyor. Yüksekliğimiz eşittir 6 birim. Evet, soru 25'e bakalım. Soru 25'te şekilde ABC dikdörtgen, CDE dik üçgen. AD 8 vermiş, D 9 vermiş, EC 12 vermiş olduğuna göre dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi sevgili çocuklar, dikdörtgenin köşegen uzunluğunu bulabilmem için, yani öncelikle şöyle bir köşegeni bir çizelim. Şöyle bir çizdik. Bu uzunluğu bulabilmem için benim şu kenarı bilmem gerekiyor. Şimdi 9 var, 12 var. Burası da 8. Öncelikle bakalım şu kenarı nasıl buluruz? 9, 12. 9 ile 12'nin ebobuna baktım. 3'tür. 9'u 3'e böldüm. 3. 12'yi 3'e böldüm. 4. Demek ki bu nedir? 3, 4, 5 üçgeni. Ben kaça bölmüştüm? 3'e bölmüştüm. O zaman şu kenar ne olur? 15 olur. Şimdi dolayısıyla şöyle bir üçgen çıkmış oldu. Benim istenilen köşegen uzunluğum burası. Şurası 8 çıktı. Burası efendim 15 çıktı. Evet, şurası da dik. Bu nasıl bir üçgendir? 8, 15, 17 özel üçgendir. X eşittir. Ne olmuş oldu? 17 olmuş oldu. Evet, şimdi ikinci şifremi, ikinci şifre kelimemi veriyorum. Yıka. Evet, ikinci kelimem yıka. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Şimdi kaçıncı sorumuz? 26. sorudan devam ediyoruz. Şimdi 13, 13 ve 10 üçgenimiz var. BC kenarına ait yükseklik nedir diyor. Demek ki ben ne yapıyorum? BC kenarına bir yükseklik çiziyorum. Burası 13, 13 oldu. Şuralar ne oldu? 5, 5 olmuş oldu. Evet, 5, 13. 5, 13, 5, 13. 13 hipotenüs. 5, 12, 13 özel üçgenidir bu. Dolayısıyla burası nedir? 12 birimdir. Şimdi devam edelim. Soru 27. Şekildeki ABCD dikdörtgen, AED dik üçgen, AE 3, ED 4 santimetre, DC 12 santimetre olduğuna göre dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle 3, 4. Evet, bunlar bana sinyal veriyor. Diyor ki 3, 4. Bizim diğer kenarımız 5. Evet, 3, 4, 5 üçgeninden buranın ne olduğunu bulduk. 5. Benden ABCD'nin köşegenini istediğine göre şunu buluyorum. Bu köşegen 5, 12. Evet, hatırlayın, yine şuradaki üçgenimiz, özel üçgenimiz bizim. 5, 12 ne olacaktır? 13 olacaktır. Evet, 28. soruyla devam edelim. Şimdi 28. soruda bir yamuğumuz var. Evet, yakışıklı bir dik yamuğumuz var. Evet. Şimdi DC 1 santimetre olarak vermiş. DA'yı 6 santimetre vermiş. AB'yi de 9 santimetre olarak vermiş. Benden ne istiyor? BC istiyor. BCX. Şimdi BC'yi nasıl bulacağım? Şimdi burada sevgili çocuklar, eğer dik üçgen yoksa biz dik üçgen oluşturacağız şekilde.
Şimdi nasıl oluşturacağımıza bakalım. Ben C'den aşağıya doğru şöyle bir yükseklik çiziyorum. Ve dolayısıyla ben yeni bir üçgen oluşturmuş oluyorum. Mesela şu kenara ne diyelim? Efendim E diyelim. Ne olmuş oldu? C, E, B üçgeni oluşturmuş oldu. Şimdi şurası 1 santimetreydi. Burası da 1 santimetredir. Şuranın 9 olduğu vermiş zaten. Burası da nedir? 8'dir. Şurası 6. Evet, hatırlayalım. 6, 8. Evet, 3, 4, 5'in, 3, 4, 5 özel üçgeninin 2 katı 6, 8, 10 olduğundan x'imiz ne olacak? 10. Evet, BC uzunluğumuz eşittir. 10 birim olacaktır. Cevabımız bu. Şimdi 29. soruya bakalım. Bir karınca, şimdi bu arada biraz hızlı anlatıyor olabilirim. Biraz hani sorular fazla soru çözelim. Nedir konu iyi anlaşılsın diye o şekilde anlatıyorum. Evet, bir karınca yukarıdaki şekilde verilen A noktasından A noktasından B noktasına, sonra B noktasından D noktasına, D noktasından hareket ediyor. Şimdi A'dan B'ye, B'den D'ye hareket ediyor. Şekilde verilen uzunluklardan faydalanarak karıncanın A noktasından D noktasına kadar toplam kaç metre yol aldığını bulalım. Şimdi bakalım. Şimdi şurada ne diyor? 20 diyor. Şurada 15 diyor. Evet, 20-15. Bakın şu uzunluk orada belki görünmüyor olabilir kamerada. Burası 20 oluyor. Burası 15. Şimdi 20 var, 15 var. Bunların ebobu neydi? 5. 5'e böldüm. 3. 5'e böldüm. 4. Demek ki nedir bu? 3, 4, 5. 5'e bölmüştüm. 5 ile çarpalım. Ne oldu? 25. Demek ki şu kenar 25 olmuş oldu. 24, 10 var. Bakın. 10 var. 24 var. Ben diğer kenarı bulmayı isteyeceğim. Yani şu kenarı bulacağız. X. Şimdi 24 ile 10'un ebobu nedir? 2'dir. 2'ye böldüm. 5. 2'ye böldüm. 12. Nedir bu? 5, 12, 13'tür. Ben kaça bölmüş oldum? 2'ye bölmüş oldum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Ne oldu? 26. Demek ki şurası da nedir? 26. Şimdi benden toplam kaç metre yol almış dediğine göre 25 ile 26'yı topluyorum. Buradan ne yapıyor? 51 metre oluyor cevap. Evet, devam edelim 30. sorumuzla. 30. sorumuzda bu sefer bir dikliğimiz yok. Diyor ki ABC üçgenimizi vermiş. Bu üçgende A açımız 90 dereceden küçük olduğuna göre diyor. BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir diyor. Şimdi öncelikle A açımız 90 derece olsaydı. ABC 90 derece olsaydı. Burası 4, burası 3, burası ne olacaktı? 5 olacaktı. Şimdi öncelikle ben bu kenara x diyeyim. Şimdi A 90 olsaydı 5 olacaktı. Şimdi bu tip sorularda şöyle çözüyoruz. A'nın 90 dereceden küçük olduğunu vermiş ya. Ben diyeceğim ki x 5'ten küçük olmalı. Evet, birinci eşitsizliğimiz bu. Şimdi ikinci eşitsizliğimize gelelim. Üçgen eşitsizliği. Bunu daha önce konularda anlatmıştık zaten. X'imiz 4 ile 3'ü topluyoruz. Bundan küçük olmalı. 4'ten 3 çıkartıyoruz. Bundan büyük olmalı. Yani 1'den büyük, 7'den küçük olmalı. Diğer tarafta da x 5'ten küçük değerimiz var. Ortak çözümünü alıyoruz. Ortak çözümünü alırken hatırlayalım. Küçüğün en büyüğü. Burada bir tane küçüğümüz var zaten. Büyüğün en küçüğü. O zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? 4'tür. Cevabını buluruz. Evet, şimdi yine şifre cümlemizde ben diğer kelimemizi veriyorum. Virüsten. Evet, üçüncü kelimemiz virüsten. Tabii malum virüsle uğraşıyoruz şu an, koronavirüsüyle. Evet, şifremiz de bununla alakalı. Şimdi devam edelim. 31. sorumuza bakalım. 31. sorumuzda 5 vermiş, 12 vermiş. Eğer yine diyeceğim ki ben 90 derece olmuş olsaydı benim üçgenim 5, 12 ne olacaktı? 13 olacaktı.
Şimdi 90 dereceden büyük olduğu için demek ki x'im benim ne olacak? 13'ten büyük olacak. Evet, birinci eşitsizliğim bu. Diğer eşitsizliğim, üçgen eşitsizliğine bakalım. X ne olmalı? İki kenarın toplamından küçük olmalı, farkından büyük olmalı. 12'den 5 çıkartalım. Ne olur? 7. 7'den büyük olacak. 12 ile 5 toplayalım. 17. 17'den küçük olacak. Aynı zamanda x ne olacak? 13'ten büyük olmalı. Ortak çözüm yapalım. Küçüğün en büyüğü ve büyüğün en küçüğü. Benden ne diyor? En küçük tam sayı değeri nedir diyor? X eşittir ne çıkar? 14 çıkar sevgili çocuklar. Evet, soru 32'ye bakalım. Bu arada Pisagor'un bitmesine az bir şey kaldı. Toplam 38 sorumuz var. Soru 32. Şimdi 32. sorumuzda benden şekildeki dikdörtgen biçimindeki arsayı iki ortak satın alıyor. Ortaklardan biri arsayı dikdörtgeni köşegenlerinden herhangi biri boyunca iki eş parçaya ayırarak kendi payı olan kısmının etrafına 3 sıra tel çekiyor. Telin metresi 2 TL olduğuna göre bu iş için kaç TL harcanmıştır? Şimdi önce ne yapıyor bunu anlayalım. Şimdi önce böyle bir arsamız var. Diyor ki ortaklar ikiye böldü. Eşit olarak ikiye böldüler. Bir tanesi diyor. Mesela şu bir tanesi. Şurada bir dik üçgenimiz var. Şöyle de çizebiliriz bunu. Burası 50, burası 120. Hatırlayalım. 5, 12, 13'ün 10 katı 50, 120. Burası da ne olur? 130 olur. Şimdi diyor ki buraya 3 sıra tel çekmiş ve telin metresi de 2 TL'ymiş. Öncelikle çevreyi bulalım bakalım. Ne yapalım? 130, 120 ve 50'yi toplayalım. Ne oldu? 0, evet 0, 300 olmuş oldu. Şimdi burada diyor ki 3 sıra tel 3 sıra telle çeviriyor. 3 ile çarpalım. 900 olur. Ve metresi 2 TL olduğu için 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpalım. Ne olur? 1800 TL olmuş olur cevap. Evet. 33. soruya bakalım. Yandaki şekilde tabana dik olan duvarın uzunluğu 4 metre olarak verilmiştir. Bu duvara dayanan bir merdivenin tabana değdiği nokta ile duvar arasındaki en kısa uzaklık 3 metre. Merdivenin metresi 15 TL'dir. Bu merdivenin fiyatı kaç TL'dir diyor. Burası 4 metre. Evet. Hatırlayalım o zaman. 3, 4, 5'ten merdivenin uzunluğu kaç metre olacak? 5 metre olacak. Şimdi merdivenin uzunluğu 5 metreymiş. Çarpı metresi de ne kadarmış? 15 TL. Çarptığım zaman ne olur? 75 TL yapmış olur. Evet. Cevabımız ne olacak? 75 TL olacak. Evet, şekilde verilen köprü kırmızı renkle verilen çelik halatlarla güçlendirilmek isteniyor. Halatın metresi 10 TL olduğuna göre bu iş için en az kaç TL gerekir? Şimdi kırmızı demişiz ama renklerimiz de belli değil. Ben size göstereyim. Şurası, evet şu kısım, şunlar, bunlar halat tabii. Şöyle, şunlar, arkada bir tane daha var. Şuradaki, şu, şu. Şuralarda da uzunluğumuz var. Evet, şuralarda. Şimdi bu soru biraz karışık olabilir. Öncelikle halatın uzunluğuna bakacağım ben. Bakın şurası 6. Şöyle yapalım. Şurası 6, şurası 8. Burası ne olacak? 10 olacak. Şimdi 10'dan kaç tane var bakalım? 1, 2. Evet, şurası da 6, 8, 10. Burası da 10. 3, 4. 4 tane 10'umuz var. O da ne yapar? 40 yapar. Diğer taraftan 8, 15, 17. Şurası da 8, 15, 17. 17'den kaç tane var bakalım? 1, 2, 3, 4. 4 tane de 17 var. Ne yapıyoruz? 17
çarpı 4'ten 4 kere 7 28 ne yapar? 68. Şimdi 40. Evet sevgili öğrencilerim, şimdi Pisagor bağıntısının son videosundayız. Bu videomuz çok küçük olacak. Diğerlerine göre biraz daha kısa bir video olacak. Bir önceki videomuzda şifre vermiştik. 4 kelimeden oluşan bir cümlemiz vardı. 3 kelimesini vermiştik. Diğer kelimeyi de bu videoda vereceğiz. Şimdi öncelikle 34. sorumuza bir bakalım. 34. sorumuzda şekilde verilen köprü kırmızı renkle verilen çelik halatlarla güçlendirilmek isteniyor. Halatın metresi 10 TL olduğuna göre bu iş için en az kaç TL gerekir? Şimdi öncelikle kırmızı halatımızı bir belirleyelim. Kırmızı halatımız nedir? Şunlar. Evet, kırmızı halatımız bunlar. Evet, şöyle çizelim. Şu. Evet, şunlar kırmızı halatımız oluyor. Şurada küçük parçalarımız var. Şurada küçük parçalarımız var. Evet, şimdi burada kırmızı halatımızın uzunluğuna bir bakalım. 6, 8, 10 üçgenimiz var. Şurası 10. 8, 15, 17'miz var. Şurası 17. Aynı şekilde simetrik olduğu için burası 8, burası 15, burası ne olacak? 17 birim. Burası 8, burası 6, burası ne olacak yine? 10 birim olmuş olacak. Şimdi burada bakalım onlardan kaç tane var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. 4 tane onumuz var. Bu da eşittir. 4 çarpı 10'dan ne yapar? 40 yapar. Daha sonra 4 tane 17'miz var. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 17'den burası ne yapar? 68 yapar. Şimdi ikilerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. 2 çarpı 5'ten eşittir ne yapar? 10 yapar. Bunu topladığımız zaman toplam 118 yapar. Metresi 10 TL olduğuna göre çarpı 10 diyorum. Eşittir 1180 TL olmuş oluyor. Evet, şimdi 35. sorumuza bakalım. 35. soruda koordinat sisteminde ben AB uzunluğunu bulacağım. A noktamız burada. A noktamız şöyle biraz daha görünür olsun. Eksi 3 ile eksi 2 noktası. B noktamız 5'e 4 noktası. Benden neyi soruyor? Şu uzunluğu soruyor. Evet, yukarıda koordinat düzlemi üzerinde verilen A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi ben burada bir dik üçgen oluşturacağım. Şöyle bir dik üçgen oluşturduğumda şöyle bir dik üçgen oluşturuyorum. Şimdi bu noktanın x'i 5, y'si 4 olduğuna göre şurası 4 birim, burası ne olur? 5 birim olur. Geldik şuraya. Şurası eksi 3'e eksi 2 dediğine göre şurası ne olur? 3 birim olur. Eksi 3'e eksi 2 dediğine göre şurası da 2 birim olacağından şuraya da ben ne yaptım? 2 yazdım. Bu üçgenimi dışarı taşıdığımda ne olur? 6, 8. Evet, 6, 8 üçgeni olur. Evet, hatırlayalım. 6, 8. Diğer neydi? 10. Demek ki burası ne olur? 10 birim olur. Evet, geldik soru 36'ya. Şimdi soru 36'da yine diyor ki yukarıda koordinat düzlem üzerinde verilen k-2'ye 3, l-4'e 1 noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi burada k noktamız eksi-2'ye 3 noktası. Şimdi l noktamız ne? 4'e 1 noktası. Şimdi ben yine ne yapıyorum? Bir dik üçgen oluşturuyorum şurada. Bu dik üçgeni dışarı çizelim şöyle. Şöyle dışarı çizelim. Bakalım neler çıkacak. Bakın şu uzunluk. Şurası 2 birim. Şurası 4 birim olduğu için burası kaç birim olacak? 6 birim. Şimdi şunun tamamı 3 birim. Ama şurası 1 birim. Geriye kaç birim kaldı? 2 birim kaldı. Burası da nedir? 2 birimdir. Burası benden neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi sevgili çocuklar burada 2, 6 diye bir özel üçgenimiz yok. Onun için biz ne yapıyoruz? Burada Pisagor kullanacağız. Pisagor ne diyordu? Hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Aynı zamanda x kare eşittir 4 artı 36 yapar. X kare eşittir 40 yapar. Buradan x eşittir 40
Karekök 40 yapmış olur. Cevabımız karekök 40. Evet, şimdi diğer 37. sorumuz var. 37. sorumuzda şifremizin diğer kelimesini veriyorum. Kurtul. Evet, şifremizin son kelimesi kurtul. Evet, diğer videolarımızda bir önceki videomuzda 3 tane kelime vermiştik. 4. ve son kelimemiz kurtul. Şimdi 37. soruya bakalım. Koordinat düzlemi üzerindeki A11, B45 noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Ben şimdi koordinat sistemini burada vermemiş ve ben kendim çizeceğim. A11 noktası x1 olacak, y'de 1 olacak. 1 noktamız neresi? Burası A11. Bir de B45 noktası var. 45 olacak. Buradan 4 birim alacağız. 1, 2, 3, 4 birim. Y'den de 5 birim alacağız. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bunu ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Benden neyi soruyor? Diyor ki noktalar arasındaki uzaklık. Pardon, önce burada B'mizi bir yazalım. B'miz 4'e 5. Şimdi daha sonra A ile B noktası arasındaki uzaklık soruyor. Yani şu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Ben burada ne yapacağım? Bir dik üçgen oluşturacağım. Şimdi bakalım bu dik üçgenimizin kenarları neler? Şimdi şuraya bakalım. Bir birim yukarıda. Efendim şurada üstünü kapatalım. Üşümesin, hava soğuk. Şimdi burası bir birim. Y'miz 5 birimdi. Şurası kaç birim olur? 6 birim. Şunun tamamı 4 birimdi. A'mız 1 birimdi. Şurada kaç birim olur? 3 birim. Dolayısıyla dik üçgenimiz ne oldu? Dik üçgenimiz şu kenara çizersek şöyle. Dik üçgenimiz şurası 6 birim. Şurası ne oldu? 3 birim. Burada ne oldu? Buna ne diyoruz? X. Burada bir özel üçgen daha göstereyim size. Özel üçgenimiz şöyle der. Normalde diğer özel üçgenler arasında bu yok. Şurası A birimse, burası 2A birimse. Yani dik kenarlardan biri A, biri diğerinin iki katı şeklindeyse hipotenüsüm benim A kök 5 olur. Dolayısıyla 3, 6 bakıyoruz. 3, 6, 3'ün iki katı x ne olacak? O zaman 3 kök 5 olacak diyoruz. Evet, en son sorumuza geldik sevgili çocuklar. 38. soru. Evet, ABC bir üçgen. AB 5 santimetre, AC 7 santimetre, BC 8 santimetre. Pisagor bağıntısından faydalanarak yukarıdaki üçgenin bir dik üçgen olup olmadığını belirleyiniz diyor. Şimdi dik üçgen olup olmadığını anlamam için şunu yapmam gerekiyor. En büyük kenar hangisi burada? En büyük kenar 8. Dolayısıyla en büyük kenar ne olmak zorunda? Hipotenüs olmak zorunda. 8'in karesi eşit olmak zorunda 5'in karesi artı 7'nin karesine. Eğer bu eşitlik sağlanıyorsa bu üçgenimiz bizim dik üçgendir. Eşitlik sağlanmıyorsa bu üçgenimiz dik üçgen değildir. Acaba eşitlik sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Ben ona bakayım. Şuradan 8'in karesi ne oldu? 64 oldu. 5'in karesi 25 oldu. Artı 49 oldu. 25 ile 49 topladığım zaman önce 5 ile 49 toplayalım. 54, 20 ekleyelim. 74 oldu. Dolayısıyla 64 eşit olmadığı için 74'e dolayısıyla nedir? Bu dik üçgen, dik üçgen değildir. Evet sevgili çocuklar, Pisagor konusunu burada bitirmiş olduk. Bu konunun daha iyi pekişmesi için elinizde bulunan kaynaklardan mutlaka ama mutlaka soru çözün. Daha sonra tekrar mahiyetinde videoyu bir iki defa izleyebilirsiniz. Anlamadığınız yerleri tekrar durdur, geri al şeklinde izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi konunun daha iyi anlaşılması için kendi başınıza mutlaka soru çözmeniz gerekecek. İnşallah biz size bu noktada ödev de vereceğiz. Oldu. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.